Değerli izleyiciler hepinize merhabalar. Bu programı 20 Eylül Pazar günü akşam saatlerinde yapıyoruz. TFF 1. Lig'in Ligi 2. hafta karşılaşmalarının çok kısa bir değerlendirmesini yapacağız ve hemen haftayı pazartesi günü yarın oynanacak olan iki karşılaşmayla kapatacağız. Samsun Spor, Ümraniye Spor ve şampiyonluğun bir diğer adayı Samsun Spor'la birlikte önde gelen adaylardan biri olarak öne çıkan Adana Demirspor'un da Bolu maçları var. Bugünkü programımızda bu iki karşılaşmayı e, maç öncesi e, yorumlarıyla sizin için değerlendireceğiz. Bizi izleyen değerli izleyicilerimizden tabii ki her e, YouTuber gibi bizim de e, benzer bir ricamız var. Eee abone olursanız çok mutlu oluruz efendim. E, biz e, her şey, her konuya e, kaliteli bir şekilde değinmeye çalışıyoruz. Futbola da e, kaliteli bir dokunuş yapmaya çalışıyoruz. Özellikle TFF 1. Lig'i takip ediyoruz. Uzman yorumcularımızla futbol heyecanını hep birlikte bizim kanalımızda da takip etmenizi özellikle rica ediyorum efendim. Arkadaşlar yarınki iki karşılaşmayı değerlendirmeden önce bu hafta şu ana kadar oynanan karşılaşmalar hakkında çok kısa bir istişare yapalım isterseniz ekran başında. Keçiören gücü haftanın en e, karlı takımı belki. Osmanlı Sporu 2-0 mağlup etti. Geçen haftada 1-0'lık bir e, deplasman galibiyeti vardı Bolu Spor'a karşı. Ve Keçiören gücü 6 puana yükselerek ikinci e, hafta sonunda lige ağırlığını koymaya başladı. E, Altın Ordu ilk, ilk haftanın e, başarılı takımıydı. Genç oyunculardan kurulu olan Altın Ordu. E, Bursa Spor'a kendi sahasında 2-0 yenildi. Bursa da böylece moral buldu geçen hafta aldığı Adana Demirspor yenilgisinden sonra. E, genç oyunculardan e, kurulu bir başka takım olan Bursa Spor altın orduyu dışarıda 2-0 yenerek e, biz de varız dedi adeta. E, haftanın sürprizi ise İstanbul'dan geldi. Şampiyonluk adayı için adaylar arasında gösterilen Altay e, İstanbul Spor'a e, kendi e, deplasmanda oynadığı karşılaşmada 2-1 mağlup oldu. Birçokları için sürpriz bir sonuç olmakla birlikte bizim kanalımızın yorumcusu eski futbol hakemi Özcan Pehlivanoğlu bu karşılaşmanın 3 ihtimali bir maç olduğunu söylemişti. Kendisi de Altay'a sempati duyan bir spor yorumcusu. Biraz uyarı gibi söylemişti. Maç sahada kazanılır demişti. Sahada maçı Altay değil daha iyi oynayan İstanbulspor kazandı arkadaşlar. Evet, gelelim yarınki karşılaşmalara. İlk önce Samsun Spor-Ümraniye Spor karşılaşmasını değerlendireceğiz. E, Samsun Spor bu maç öncesi bir şok yaşadı. Bir futbolcusunun e, yapılan testler sonunda COVID-19 testi pozitif çıktı. Bu oyuncuyu şu saat itibariyle resmi olarak bildirmedi kulüp. Ancak bana özel kaynaklardan gelen bilgi eğer doğruysa teyide muhtaç bir bilgi tabi. Gökhan Alsan'ın orta sahadaki önemli oyuncusu Samsun Spor'un Gökhan Alsan'ın testinin pozitif çıktığı biçiminde gelen ilk bilgi. Ve maçın tabi tek oyuncu bu oyuncuyu kaybetmiş gibi gözüküyor. Bu eğer doğruysa tabi Gökhan bilgisi doğruysa bu oyuncuyu olmadan sahaya çıkacak Samsun Kırmızı-beyazlıların yarınki karşılaşmaya kalede Nurullah'la başlaması bekleniyor. Tabii ki geri dörtlüyü bozmayacağı düşünülüyor Ertuğrul Hoca'nın. Sağda Canberk, stoperlerde Kevin Bori, Yasin Kılıç ve sol kanatta Kerem Can oynayacak. Malatya Spor'dan gelen yeni transferin bu karşılaşmada ilk 11'de oynaması çok fazla beklenmiyor açıkçası. Orta saha e, en çok merak edilen e, mevki haline geldi e, Gökhan Alsan'ın durumuyla birlikte. Ön liberoda e, Ferhat mı Muhsin mi? Henüz bilmiyoruz. Geçen hafta Muhsin tercihi vardı. Sonradan Ferhat girmişti. E, bu iki oyuncudan hangisi ilk 11'de başlayacak? Hangisi daha sonra e, kadroda değerlendirilecek mi? Onu e, yarın sahada göreceğiz. Oğuz'un hazır olduğu e, söyleniyor. E, ilk, geçen hafta yoktu. Bu hafta Oğuz'un İlk 11'de forma giyme şansının yüksek olduğu anlaşılıyor. Ee, ve Gökhan Alsan'ın olmaması durumunda ya Savicevic ya da e, Kubilay e, ilk 11'de e, orta sahada oynayacak. E, bakalım Ertuğrul Hoca'nın tercihi orta sahada ne şekilde olacak. Bunu göreceğiz yarın. E, i̇ki kanatta Plümen ile Burak e, bekle, bekleniyor. Ancak... Plümen'in geçen hafta 6 ay karşısında beklenen performansı göstermemesi nedeniyle ilk 11'de Plümen yerine Guedio Koçer'in oynama ihtimalinin olduğu ya da Ahmet Han'ın işte ilk 11'de oynarsa bu kanat açığı olarak denenebileceğine dair de bazı spor yorumcularının görüşleri bulunuyor. Yeni transfer Tomane Santrafor mevkiinde büyük ihtimalle yarın ilk 11'de yer alacak. Ertuğrul Hoca'nın oynatıp oynatmayacağı merak ediliyordu ama büyük ihtimalle oynatılacağı düşünülüyor. Geçen hafta 6 ay karşılaşmasında Santrafor mevkiindeki kısırlık, gol kısırlığı dikkat çekmişti. Tomane'nin bir an evvel takıma ısındırılması, kazandırılması gerektiği öngörülüyor. Büyük ihtimalle Tomane ilk 11'de oynayacak. E, Ahmet Han e, yedek kulübesi de başlayacak ya da e, ola ki Ahmet Han e, da e, kadroda düşünülürse bu yerine oynama olasılığının olduğu söyleniyor. Merak edilen bir diğer isim de Gıyasi. E, Gıyasi'nin sakatlığının biraz e, ciddi olduğu ve e, iki hafta süreyle daha en azından e, ilk 11'de oynayabilecek durumda olmadığı e, konuşuluyor arkadaşlar. Ümraniye Spor biliyorsunuz aslında bu ligin etkili takımlarından birisi. Hep ilk 6'yı zorladı bugüne kadar ve geçen haftada Bandırma Spor'u 2-1 yenerek başladı. Üstelik de çok sayıda oyuncusu Covid nedeniyle yoktu. Bu hafta bu oyunculardan hangileri geri dönebilecek Covid sorununu aştı ve sahaya hazır halde gelebilecek bunu şu ana kadar bilmiyoruz. Ee, Ümraniye Spor'un kalede Göktuğ'la başlaması bekleniyor. Geri dörtlüde Murat Ustu, Alim, e, Fernandez, Ercan. Orta sahada Gökhan, Süzen ki geçen hafta bir gol atmıştı. Yunus, Emre, Serkan, Zivkoviç ve Kevin Mayi. Ee, forvette ise Musa Sov ya da Hüseyin Çolak'tan biri oynayacak. Musa Sov geçen hafta çok hazır değildi. Son dakikalarda oyuna girmişti. Bakalım bu ne kadar süre olacak. Yarın Samsun karşı göreceğiz. Ee, Samsunspor-Ümraniyespor maçı hakkında maç öncesi yorumlarımız bilgilerimiz şimdilik bu kadar. gelelim Adana Demirspor-Bolu Spor karşılaşmasına. Adana Demirspor geçen hafta Bursaspor'a karşı ilk devre çok iyi bir oyun ortaya koymadı ama tecrübeli oyuncuları sayesinde ikinci devre oyuna ağırlığını koydu ve Bursaspor'u 3-1 gibi net bir sonuçla deplasmanda yendi. Adana Demirspor hafta içerisinde eee olağanüstü kongreye gitti. Mevcut başkan Murat Sancak yeniden seçilirken şirketleşme kararı aldı kulüp. ve yine 20 yaşındaki Galatasaray'ın genç yıldız adayı Yunus Akgün de Adana Demirspor hafta içinde kiralandı. Genel olarak Adana Demirspor yarınki karşılaşmaya Boluspor karşılaşmasına oldukça moralli çıkıyor değerli izleyiciler. Adana Demirspor'un muhtemel 11'ini sizin için sayayım. kalede Zubas'ın oynaması bekleniyor. Geri dörtlüde Anıl, Rasul, Talha, Tarık, Çamdal biçiminde bir dörtlü bekleniyor. Orta üçlü de Travare, Hasan Kılıç, Mehmet Uslu. E, i̇ki açıkta Dibba ve e, Sedat Şahin Türk. Santrifor mevkiinde de Mehmet Akgözü bekliyoruz. Geçen hafta iki gol atmıştı tecrübeli golcü. Hamle oyuncusu olarak Koseçki, Sinan Kurt ve Lanzafame isimlerini bekliyoruz. E, Boluspor'a gelince Boluspor geçen hafta kendi evinde Keçiören gücüne 1 0lık bir yenilgiyle başladı. Kadroda pek çok yeni oyuncu var henüz Boluspor hazır bir görüntüde açıkçası bu maçta vermedi. Yarın Adana Demirspor'a karşı Boluspor'un şu 11'le bile çıkması bekleniyor. Kalede Panamalı kaleci Masquera ki ben geçen hafta Keçiören gücü önünde çok beğenmiştim bu kaleciyi. Eğer Masquera gününde olmasaydı Keçiören herhalde daha farklı bir galibiyet alacaktı. Geri dörtlüde Mutlu, Ali Keten, Fethi, Muhammed Bayır. Orta beşli de Mustafa, Burak, Bekir, Brezilyalı futbolcu Marinho ve Melih düzeninde bir yerleşim bekliyoruz. Ve Forvet'te ise Hollandalı futbolcu Poepon oynayacak. Yine Mihalyov için sırf futbolcu açık oyuncusu Mihalyov için de hamle oyuncusu mu olacak yoksa bu 11'i delebilecek mi onu da yarın izleyeceğiz. Evet e, pazar akşamı itibariyle TFF birincilikteki görünüm e, ve böyleyken yarın oynanacak iki zorlu karşılaşma Samsun Spor, Ümraniye Spor ve e, Adana Demirspor Boluspor karşılaşmasının e, karşılaşmalarının ilk e, maç öncesi yorumları bu şekilde. Yarın maçtan sonra e, yine e, bu maçlardan sonra bir değerlendirme e, videosu yapmayı planlıyoruz. E, daha sonra da hem Mehmet Yılmaz'la hem de daha sonraki günlerde Özcan Pehlivanoğlu'yla Samsun Spor, Ümraniye Spor ve TFF Lig'in ikinci hafta karşılaşmalarını değerlendireceğiz. Ve 3. hafta öncesinde de yorumcularımızdan değerlendirme alacağız. Sayın izleyicilerimizden, bizi izlemekte olan izleyicilerimizden bizi hem teşekkür ediyoruz bizi izledikleri için hem de kanalımıza abone olarak hep birlikte spor heyecanını bizlerle takip etmelerini rica ediyoruz. Herkese iyi günler efendim.